Emre Galatasaray'da nasıl gitti? Hazırlıklar, bir İstanbulspor mücadelesi izledik. Mata futbol severlerin büyük beğenisini kazandı. Hocanın kafasındaki kadro acaba nasıl şekillenmiş olabilir? Bence daha şekillenmedi hocanın kafasındaki kadro. Evet. İstanbulspor maçı, yani tabii ki şöyle bir düşünce vardı. Oradaki en önemli nokta Mata ve Icardi'nin biraz maç eksiklerini gidermekti. Hatta muhtemelen Adana Demirspor maçından sonra önümüzdeki haftayı bay geçiyor Galatasaray. Kayseri maçı sonraki hafta. Tahmin ediyorum ki önümüzdeki hafta da bir hazırlık maçı oynayacaktır Galatasaray. Yine hem taktiksel anlamda hocanın kafasındaki sistemi oturtmak, hem Mata ve Icardi şimdi oynadılar diye bir anda hazır olmadılar. Daha zamana ihtiyacı olan oyuncular ikisi de. Onun için bir planlama daha var. Zaten bu milli ara, işte en başta konuştuk Beşiktaş için iyi geldi diye. Galatasaray'da bir anlamda bir ritim yakalanmıştı. 3 maçlık bir galibiyet serisi vardı. İnsanlar onu düşünüyordu ama son günlerde özellikle kadroya katılan çok fazla oyuncu olduğu ve Okan Hoca da henüz ideal 11'ini bulamadığı için milli aranın öyle bir avantajı oldu. Mata gibi, Icardi gibi oyuncuların biraz fiziksel anlamda henüz %100'de değiller. Bunu söylememiz çok gerçekçi olmaz. En azından belli bir seviyeye gelmelerine katkı sağladı. Yani Okan Hoca'nın bence kafası daha çok karıştı. Bir kere İstanbulspor maçı bize bunu yaşattı. Mata Galatasaray'da, belki daha önce de konuştuk bunu, bu seneki transferler arasında en böyle anlam verilemeyen transfer haline gelmişti. Yani son gün kadroya katılmasıyla. Yoksa Juan Mata ismini tartışacak halimiz yok ama son gün kadroya katıldı. Düşüşte. Düşüşte ve yani insanların aklında ister istemez şu soru oluştu. Yani Juan Mata en son Mayıs ayında Manchester United'da bir maça çıktı. 3 aylık bir transfer süreci. Biz şimdi Avrupa futbolunda, Avrupa basını da takip ediyoruz. Ben mesela şöyle bir haber hatırlamıyorum. Juan Mata şu takımla görüşüyor, şu takımla anlaşabilir gibi durumlar da yoktu. Yani acaba kafasında futbolu bitirdi mi düşüncesiyle son güne kadar gelmişken Galatasaray Mata'yı transfer etti. O açıdan olumsuz bir düşünce insanların aklında ister istemez vardı. Az önce Jetson için dedik %90 ister diye. O gün ben baktığımda sosyal medyaya ya da işte birebir sohbet ettiğimiz insanlara Mata nereden çıktı yorumu çok fazla yapılmıştı ama İstanbulspor maçı Mata'nın nereden çıktığını açıkçası bize biraz gösterdi. Onun dışında Icardi, şimdi Mata ve Icardi'ye baktığımızda fiziksel anlamda, hazır olma anlamında Mata'nın daha geride olduğunu düşünüyorduk ama şu an Okan Hoca'nın ve teknik heyetin kafasında Mata bir adım önde. Yani ilk 11'de oynama noktasında da bir adım önde. Ben İstanbulspor maçı öncesinde konuştuğumuzda Adana Demirspor maçında çok yüksek olasılıkla Icardi'nin ilk 11'de olacağını düşünüyordum. Bugün aynı fikirde değilim. Mata da muhtemelen yedek kulübesinde olacak ama onun 11'de olma ihtimali daha yüksek, en azından onu söyleyebiliriz. Ve özellikle ön bölgede Okan Hoca'nın çok fazla alternatifi var. Orta sahada hep şu kurgu düşünülüyor. Torreira'nın yeri garanti. 4-5 tane oyuncunun yeri garanti Galatasaray'da. Sayabiliriz kısaca. Sayalım. Muslera, Sasha Boye, stoper ikilisi Abdülkerim Nelson zaten garantiler. Sol bekte arayışlar var. Yüksek olasılıkla Dubois orada forma giyecek Adana Demir maçında. Torreira'nın yeri garanti. Oliveira'nın yeri garanti gibi gözüküyor ki bu şahsi fikrim, Galatasaray kadrosunda bence ikamesi olmayan tek oyuncu Oliveira. Orta sahadaki rolü itibariyle. Onun dışında üçüncü isim olarak Mertens çok büyük bir yıldız. Herkesin beklentisi çok yüksek ama acaba kurguda farklı bir arayış olabilir mi? Oraya bir Mitchu hamlesi olabilir mi? Özellikle Adana Demirspor maçı özelinde ve zorluk seviyesi daha yüksek maçlar kurgusu olarak bu düşünülebilir mi? Şöyle bir üçlü olabilir mi? Madem Icardi ilk 11'e henüz çok adapte olacak seviyede değil. Daha kalabalık bir orta saha, daha güçlü bir orta saha. Torreira, Mitchu, Oliveira, Kerem, Yunus, Mertens mesela. Ön üçlü. Böyle bir şey olabilir mi? Vallahi Mertens'le alakalı böyle bir tasarrufu olabilir mi hocam? Mertens konusunda böyle bir düşünce var ama Mertens'i orada oynatabilmek için yani oyun kurgunuzu biraz ona göre şekillendirmek gerekiyor. İşte o Napoli'deki performansını hepimiz biliyoruz. Evet. Ama o biraz daha özel bir taktik gerektiriyor. Yani daha üstüne çalışılacak bir taktik gerektiriyor. Çünkü Kerem'le Yunus'un da oyuncu profilleri sanki ona çok uymuyor gibi. Okan Hoca'nın da kafasındaki düşünce biraz bu. Yoksa Mertens orada değerlendirilebilir özellikle bu performansta. Bir de tabii işin şu boyutu var. Takım içi hiyerarşi olayını hepimiz biliyoruz. Şimdi elinizde Gomis var. Seferovic var, sezon başında transfer ettiniz. Icardi var, işte 5000 kişi gitti karşıladı, yılın transferi. Hepsini yedek kulübesinde oturtup Mertens forvet oynatabilmek de çok kolay değil. Yani Okan Hoca'nın gerçekten işi bu anlamda zor. Mesela bir sürü isimden bahsediyoruz. Rashica, sen Premier Lig'i çok yakından takip ediyorsun. Oyuncunun kalitesine çok hakimsin. Yani Rashica ismi mesela kimsenin aklına bile gelmiyor. Galatasaray'ın böyle bir alternatifi var. Evet. Yusuf Demir alternatifi var. Mitchu acaba orta sahayı güçlendirmek için kullanılır mı diyoruz. İstanbulspor maçında acayip bir performans sergiledi o da.
Yani orada Okan Hoca'nın özellikle ileri üçlüde hem oyuncu sayısının fazla olmasından dolayı karar vermesi zor, hem de yerli denklemi biraz işini zorlaştırıyor. Zaten yerli denkleminden ötürü Raşit Sağ, Yusuf Demir insanların aklına ilk etapta gelmiyor. Çok bahsedemiyoruz. Evet. Yerli denkleminde de açıkçası çok fazla taşları yerinden oynatabilmek mümkün değil. Yani şu an Galatasaray kadrosunda bir sürü yıldızdan bahsediyoruz. İşte az önce saydık. Icardi'ler, Mertens'ler, Matalar. Galatasaray kadrosunda şu an yere en garanti oyuncu Abdülkerim. Evet. Ki bence Galatasaray'ın bu sezon yaptığı en önemli transfer Abdülkerim. Birçok anlamı bir araya getirdiğimizde. Yunus'la Kerem, herkesin mesela şu konuşuluyor. Yerli oldukları için, bizde böyle ezber yorumlar vardır ya, yerli olduğu için çok fazla çalışmıyor nasıl olsa yeri garanti diye. Tam tersi, şu anda Galatasaray'da göz önünde olan, yani bunları nasıl yeriz düşüncesi olan amiyane tabirle iki isim Yunus'la Kerem. Herkes onların yerine bir formül üretmeye çalışıyor. Evet. Mertens'i mi sola kaydırsak, Yusuf sağda mı oynasa, Raşit ise nasıl oynayabilir? İki taraftan bakmak lazım biraz buna, ama gerçekten işte sol bek için bazı şeyler konuşuluyor. Acaba Kazımcan oynar mı? Oynamaz. Emre, cevabını ona vereyim. Hemen bir not ekleyeyim. Ümit Milli maçındaydım. Dün izledin, nasıl buldun? Evet. Yok, kafası gidikti. Ben bu kadar pozisyon, yani Tolunay Hoca'nın en az 7-8 kere Kazımcan'a pozisyona dön diye bağırdığını söyleyeyim. Zaten dünkü gibi maçta kırmızı kartla atıldı. İlk sarısı pozisyon gereği, onda bir şey yok, ama ikinci pozisyon... Sebebini söyleyeyim mi Kazımcan'ın? Şu muhtemelen an ruh halinin sebebi. Bu transferlerden sonra herkes, biliyoruz ki taraftarlar, futbol severler alıyor önüne kağıdı kalemi. Artık kağıt kalem çok fazla kalmadı. Twitter'da klavyeyle yazılıyor. Biz lisede, ortaokulda masaya yazıyorduk. Ya, o seviyedeydik yani. Değil mi? Tahta tabii, masaya tabii. Yazılıyordu böyle. Nerelerden geldi? Championship Manager 0304'teki kadromuzu da yazıyorduk. Tuttuğumuz takımın kadrosunu yazıyorduk. Şimdi direkt yazıyorduk. Tabletten böyle tık tık yazılıyor. Orada herkes o ileride işte Mata'yı koyabilmek için, Yusuf'u, Raşit Sa'yı koyabilmek için sol bekir, herkesin yani kestiği adam Patrick Van Aanholt, yerine koyduğu oyuncu Kazımcan. O transfer rüzgarı ister istemez, şimdi biz bunları konuşuyoruz. Bütün medya, bütün kamuoyu bunu konuşuyor. Kazımcan'ın çevresindeki insanlar ve Kazımcan da bu konuda bir beklentiye girmiştir diye düşünüyorum. Aslında bu bilgi, ama yani öyle söyleyeyim ben, girmiştir diye düşünüyorum diye söyleyeyim. Çok genç bir oyuncu, etkilenmesi de normal. Normal. Ve tam bunlar yaşanırken hiç beklenmedik bir gelişme. Kadro dışında olan, denklemin hiç içinde olmayan Emre Taşdemir oraya dahil oldu. Ve bugün itibariyle eğer böyle bir tercih yapılacaksa, bir yerli sol bek oynatılacaksa Emre oynar. Bugünkü durumda. Yani Kazımcan'ın oradaki durumu çok kolay değil. Ama yine de Okan Hoca bu yerli denklemini düşünüyor. İleride bir takım alternatifler üretmeye çalışıyor ama yani takımın sol beki de önemli bir mevki. Şimdi insanlar hep şu yorumu yapıyor. Kalede Muslera'yı kes, Okan'ı koy. İleride Mata oynasın. Yani Muslera, tahmin ediyorum ki Icardi'den, Mata'dan falan daha önemli katkılar yapabilecek bir oyuncu Galatasaray için. Okan bile kendini oynatmaz bu kadroda. Hele İstanbulspor maçında yediği golden sonra biraz talihsiz o konudaki için insanların düşünceleri de belki biraz değişmiştir. Yani bu genel algı... Talihsizlik tabii ki, yani yediği bir golden ötürü... Ben ona biraz da bir Muslera büyüsü dedim. Evet, yani bir kaleciyi silemeyiz tabii ki ama... Ama güven ama vermedi yani. Futbolda böyle hikayelerle oluşuyor yani. Yapacak bir şey yok. Ben Emre'ye onu sordum. Okan bu maçta, İstanbulspor maçında 3-4 tane %100'lük çıkarmış olsa, bir tane penaltı çıkarsa, yani müthiş bir oyun oynasa, kesme ihtimali olabilir mi dedim Muslera'ya. Olabilirdi bence. O bir akşam, ihtimal olabilirdi. O akşam bütün sosyal medya bunu konuşuyordu en azından. İç sahadaki belki düşük profilli bir maçta. Bir maçta denenebilirdi maçlarda Okan. Ya da. Ama Kazımcan mesela anlattıklarına ben çok şaşırdım Emre'nin. Bir kere daha bunun sohbetini dışarıda yapmıştık biz Kazımcan. Çünkü aynı şeyi ben de Emre'ye yani söylemiştim. Bu üç yerli olay çok kötüydü Sercan. Ya Beşiktaş'a gelecekti yani, anlaşabilseydi eğer kulüpler. Ha geldi ha gelecek noktasında. Beşiktaş pazarlığı çok uzun tuttu. İşte orada zannediyorum bir 10 milyon TL verdi Beşiktaş. Galatasaray bir tık daha fazla verdi. Öyle gittim. Beşiktaş'a gelip oynayacaktı yoksa. Muhtemelen direkt oynayacaktı. Direkt oynayacaktı Kazımcan. Ya ben o noktadan bir futbolcunun bu noktaya nasıl geldiğini, Emre Taşdemir'in arkasına iyi bir oyuncu ama yani Emre Taşdemir. Yani Emre Taşdemir'in arkasında bir rolde kalmasını anlayamıyorum. Çok da şaşırıyorum yani. Teknik heyet bugün için çok hazır bulmuyor Kazımcan'ı ama potansiyeline güveniyorlar. Bir yatırım yapıldı, daha gelecek vadeden de bir oyuncu ama bugün bu kadro içerisinde ilk 11'de oynayabileceği düşünülmüyor. Belki ikinci yarıda daha farklı şeyler olabilir. Konusu açılmışken futbolcu çevrelerine bir şey ekleyelim mi buradan? Yani bu maçta da Kazımcan, şimdi sen de konuyu biraz çevresine getirince, yani futbolcu aileleri gerçekten
Ümit Milli maçta gerçekten çok şahit oldum buna. Yani bakış açıları... Emre tam yıkmadı ama çevresine. Şimdi ben çevresini ya, tanıyorum yok, Kazım Can'ın. Yok, yıktı anlamında demiyorum. Şöyle, o anlamda hani yok, yok. Oynarsın falan diyor genel, diye söyledim. Genel Kazım Can üzerinden ya, söylemeyeceğim. Bu çok insani bir şey. İnsani herkes tabii. Çocuğunun Maradona olduğunu düşünüyor. Bu kadar ha, bundan ama öyle bir şey yok yani. Bunu bir de çok sen sesli maçlarda... Çünkü yıllarca ben bunu gördüm akademide. Evet, Kerem, herkes çocuğunun harika olduğunu düşünmekte düşünüyor. Düşünmekte kalmıyor. Maç ya esnasında bile... dostunun neyse. Maç esnasında bile bu düşüncelerini sesli bir şekilde sahaya göndermeye çalışıyorlar. Yani... Yakın tabii ki evlat vesaire, akraba çok önemli. Hani kimseyi sorgulayacak ama iyilik yapmıyorsunuz. Yani çocuklarınızı söyleyeyim. Rahat bırakın. Ama en azından bu sohbeti Kazımcan üzerinden hayır, yapmıyoruz. O da yanlış anlaşılıyor. Hayır, ben sadece çevre deyince ben eklemek istedim. Çünkü Kazımcan'ın ben en azından çevresini 3 aşağı 5 yukarı tanıyan biri olarak söylüyorum. Hı-hı. O bildiğimiz futbolcu çevrelerinden değil. Ya en azından oyuncu söylüyorum. Açısından tabii. Da çok insani bir şey. Evet. 19 yaşındasınız, Galatasaray'a transfer olmuşsunuz. Tabii ben de... Ya bir imkan doğduğunu düşünüyorsunuz. Ya bu kadar yabancı var. Ben burada kendime bir yer bulabilirim. Tabii, tabii. Direkt ve yani Kazımcan orada kendisine yer bulsa, iyi performans gösterse 30 maç falan oynayacak bu sene Galatasaray'da direkt ilk 11 olarak. Bu heyecan, bu umut tabii ki bir takım farklı beklentilere sokmuş olabilir. Bu eleştirilecek bir şey değil. Çok doğal bir şey. Kazımcan'ın abisi şey. Olsam ben, kuzeni olsam Patrick kim ya? Sen oynaman gerekiyor falan derim zaten yani. Heh, ben şu de bu yapılmasın diyorum Sercan. Ben de bu olmamalı i̇şte diyorum. Futbolcu yakını. Evet. Ama doğru bir örnekleme yaptı.